Kendinden Merhaba kanalına hoş geldiniz. Ben önce ve bugün sonunda Eylül ayında okuduklarımı yapıyoruz. Ekim'in yarısına geldik ve ben Eylül ayında okuduklarımı şu an yapıyorum. Çünkü okulum gerçekten inanılmaz yoğundu. Şu an geldim ve okul üniformasıyla video çekiyorum. Hani o kadar yoğunum, akşamları 5'te falan çıktım okula, eve gelmem 6 vesaire. Hiç video çekemedim. Zaten Eylül ayında da hiç kitap okumamışım. O yüzden hemen videoya geçelim. Çok iyice sinirlerim bozuluyor. İlk önce Eylül ayında ilk okuduğum kitap Ağustos'tan Acı Çeke Çeke Kayan Ateşin Varisi kitabı Sarah James'ten. Bu Sarah James'in serinin adını unuttum ama Selena Sardothian'ın serisinin 3. kitabı. Ve arkadaşlar, uzamasına rağmen bu kitap o kadar güzeldi ki, o kadar beğendim ki, yani bir ayda falan okumuş olabilirim ama çok müthiş güzeldi. Zaten bir kere çok güzel bir karakter geldi. Kitabın anlatımı, hiçbir şey diyemiyorum. 3. kitabı olduğu için çok bir spoiler vermiş olurum bir şey dersem ama gerçekten lütfen gidip okuyun bu seriyi. İlk 3 kitabı çıktı. 4. ve 5. kitabını da inşallah çevirecekler artık Türkçe'ye, yani bir zaman Dex. İlk kitabın adını şu an unuttum ama bu 3. kitabı Ateşin Varisi olması lazım. Gerçekten çok güzeldi. Sarah James her kitapta hani kendini aşmaya devam ediyor. Eminim 4. kitapta ve 5. kitapta da daha bile iyi olacaktır. Bu ay onları almayı çok istiyorum. Şöyle yapabilirim hatta bir hafta sonra biz tatile giriyoruz. 2 haftalık Ekim tatilimiz var. O zaman kitapları alıp okuma maratonu bile yapabilirim. Yani onun için bekleyin, daha fazla video koymaya çalışacağım. Ha, sınav haftam şimdi. Ayrıca cuma cross country diye bir şey yapıyoruz. Bütün okul gidiyoruz bir parka ve ya 1 kilometre koşuyorsun ya 1,5 kilometre, 2 kilometre koşuyorsun. Ve hani seçemiyorsun, yani koşmak zorundasın. Ben 1 kilometreyi seçtim ve şu an hani o güne doğru geldikçe acı çekiyorum. O yüzden bana şans dileyin. Her neyse, bu kitap 5 üzerinden 5. Müthiş bir kitaptı. Seriyi öneriyorum. Yani kesinlikle. İkinci olarak kanalımda yorumunun bulunduğu Gazap ve Şafak Reniyadiye'den. Zaten bu kitapla ilgili tüm düşünenleri yorumda daha detaylı bulabilirsiniz. Ama kitabın genel olarak havasını çok beğendim. Ama bazı hani boşluklar ve bazı mantık hataları da vardı. O yüzden hani bence en büyük şey, izleyicilerimden biri de zaten yorum yapmış yorum videosu. Yorum yapmış yorum videosuna. Bu kitabı çok övdüler. İnanılmaz havalara çıkardılar. Müthişti bilmem ne falan filan dediler. Ben de aldım, okudum, heyecanlandım, okudum. Beni hani şurada dedilerse kitap şuradaydı falan. O yüzden hayal kırıklığına uğradım inanılmaz bir şekilde. Ama gene de değişik bir ambiyans olan bir fantastik bir kitap. İkincisini de okumayı isterim. Merak ediyorum çünkü. Siz de okuyabilirsiniz bence. Bir gece masalları tarzında şeyleri seviyorsanız 5 üzerinden 3 vermiştim buna da. En son olarak e-kitap olarak bir kitap okudum. Onun adı da The Love Interest'ti. Şimdi bu kitabı şöyle göstermek istiyorum. Bu kitabı ben Reading Stamp için kitap önerileri videosuna buldum. Bir tane yabancı bir YouTuber'ın. Ve dedi ki işte kitap çok ilginç. Hani genelde hep gençlik aşk romanlarında olan klişelerle dalga geçiyor inanılmaz dedi. Ben dedim ki arada bir farklı bir şey okumak çok güzeldir. Bir saniye. Reading Challenge'ım, Goodreads'deki Reading Challenge'ım ağladı. Doğru vermişim. Şimdi size konusunu anlatmam gerekirse bence konusunu çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten hani artık bizim sıkıldığımız, böyle hani yuh artık çüş dediğimiz bu romantik kitaplardaki bu aptal klişelerle, hani aptal kusura bakmayın ama yani hani gereksiz klişelerle dalga geçiyor. Bir tane özel organizasyonumuz var ve bu özel organizasyonumuz iki çeşit erkek üretiyor. Dünyadaki önemli insanlar için, önemli kadınlar için. Bunun erkek kısmı da var. Dünyadaki önemli bilim insanları, önemli devlet insanları için kadın olan iki farklı love interest, yani hani aşk şeyi üretiyorlar. Bir taraf iyiler, bir taraf kötüler. Şimdi zaten baştan anladınız. Hani normalde hep bir iyi çocuk olur, bir kötü çocuk olur. Aşk üçgeni olur.
Sonra bu iyiler ve kötüler bütün hayatları boyunca kötüler kötü olmaya, iyiler iyi olmaya yetiştiriliyorlar. Ve sonra bir tane kıza atanıyorlar. Ve ikisi savaşıyor kızı almak için. Ve ondan sonra alan kızla kalıyor. Alamayan ölüyor. Ama bu hikayemizde Caden adlı bir iyinin bir kıza atanmasını ve bundan sonra olanları anlatıyor. Ama kitapta çok güzel bir plot twist var. Çok güzel bir yerde çevriliyor. Yani ben genel olarak dalga geçtiği klişelerde gerçekten dedim ki hani bu kitap gerçekten çok güzel şeylere değinmiş. Aşk üçgenine de şey yapmış. Mesela şey vardı işte hani romantik kitaplarda şey olur ya işte iyi çocukla kız tanışır. Kız böyle işte elektrik çarpılmış olur ama yani fiziksel olarak elektrik çarpar. Onun için bu işte organizasyon bir makine üretmiş falan. İşte şey iyiler alıyor onu ellerine koyuyorlar böyle kızı tuttukları zaman kıza hafif elektrik volt veriyor falan. Böyle komik şeyler yapmışlar daha bir sürü klişeyle alakalı. O yüzden çok güzel dalga geçen bir kitaptı ve çok daha geliştirilebilirdi yazar tarafından. Bazı yerlerde biraz düştü, sonu biraz saçmaydı. Çok geliştirilememiş yani diye düşünüyorum. Yazarın biraz orada sorunu vardı diye düşünüyorum. Ama gene de bütün bu hani yaptığı şey çok akıllıca olduğu için ben 5 üzerinden 4 verdim yine. Hızlı okunan bir kitaptı. Ve gerçekten en sonundaki dönme olayı çok güzeldi. Eğer İngilizcenizi geliştirmek için bir kitap okumak istiyorsanız bu kitabı öneririm. Dediğim gibi inanılmaz matrak bir kitap. Evet, Eylül ayında okuduklarım ne yazık ki bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen benim için kitap okumamı dileyin. Çünkü okuyamıyorum. Okul için 3 kitap okumam lazım. Hiçbirini okumuyorum. Okuyamıyorum. O yüzden. Öyle yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer istediğiniz bir video varsa aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü video fikirlerim oldu. Öyle yani. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zaten kanalımda yorumu bulundu. Kanalımda yorumunun bulunduğu. Konuşsam keşke. O yüzden öneririm eğer gene İngilizcenizi şey yapmak bir yok. Eğer İngilizcesini beğendi...